Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün köpeğimiz Lady bir tane süt dişini döktü, düşürdü. Ben evde yoktum tabii ki. Eşim evdeydi. Eşim beni aradı. Hemen panik tabii ki eşim ilk kez böyle bir şey gördüğü için. Dedi ki Lady'nin ağzından kan geliyor. Nedir bu? Neyin nesi dedi. Anlayamadım. Dedim, hiç panik olma dedim. Bekle. Çünkü ben bugünün yani bu haftalarda bekliyordum öyle bir şeyi. Çünkü bizim Lady artık 4 ayı devirdi şu anda. 5'e doğru gidiyor. Dedim ki bekle. Hemen dedim kanın ilk aktığı yere git bak. İlla ki dedim orada dişi görürsün. Veya dedim kan damlalarına bak. Belki yolda düşmüş olabilir. Çünkü Lady hani odasından şu an eşim zaten yanında. Kendisi de konuşabilir. Şimdi Lady de geldi içeriye. Buyurun Lady Hanım sen ne diyorsun? He? Dişin düştü. Tabii ki eşim hemen dişi buldu ve sakladı. Dedim ki sakla dişi atma sakın bir yere. Lady gel. Lady. Maşallah çok güzel oldu. Ama bak, bugün evet. Öyle patileriyle ağzına vuruyordu. Demek ki ağrıyordu. Sabah öyle mi yapıyordun? Evet şimdi bu bağırıyordu, uluyordu. Biraz yaklaşsana. Evet. İşte bağırıp uluyordu yatağında. Ha. Baktım neyi var diye öpmeye gittim. Böyle patisiyle kendi dişine vuruyordu resmen. Tabii ki sen de o anda ne olduğunu anlayamadın. Anlamadım. Baktım şey vardı. Hani böyle kendi topu var ya beyaz. Evet. Kan vardı onda. Dedim buna bir şey oldu herhalde. Damlalar da olunca kan damlaları endişelendim. Önce bu hastalandı mı diye önce düşündüm. Daha küçük aslında ama. Evet. Bak şu an topunu sonra aldı. Sonra da biraz kurcalayınca sağ solu dişi buldun. Çünkü ağzından geliyordu kan evet. Artık. Çünkü bezi ısırdıkça kan oluyordu. Tabii ki bu gayet normal bir olay. Hani yeni köpek besleyenler için söylüyorum. Kimisi hani tabii, yarın bir kiminiz ilk kez köpek besleyenler için şöyle bir durum olabilir. Aa, bakarsanız köpeğin ağzından kan geliyordur. Asla panik yapmayın. Önce bir bakın bakalım gerçekten dişinden mi geliyor yoksa başka bir yer tabii değil mi? Ama 3,5 ayını doldurmuş olması lazım. Zaten 3,5 ile 8 ay arası evet. Aynı o şekilde. Diş köpekler ve dökebilir. Ben dişi gösterdim bir köksüz yani. Evet köksüz. Veterineri de aradığımda şey dedi hani bebekler gibi düşünün hani evet. Süt dişleri düşüyor. Gerçek dişleri çıkıyor. Aynen öyle evet. İşte değişen bir şey yok insanlar gibi. Enteresan değil mi? Evet çok enteresan. İnsanlar gibi. Şu an Lady nerede? İşte ona bakmaya gidiyorum. Tamam bak sen Lady'ye. Yani anlayacağınız kısacası olay bundan ibaret. Tabii ki her gün video atamam arkadaşlar. Benim kendime göre bir işim var. O yüzden hani beni bir YouTuber olarak görmeyin. Zaten öyle değilim. Beni bir arkadaş, bir dost olarak görebilirsiniz. Çünkü siz bütün yorumları yaptığınız zaman ben hepinizin yorumlarına cevap veriyorum. Bazen de öyle bir şey oluyor ki adam bana yazıyor. Selam abi. Aleyküm selam yazıyorum kendisine. Ve sonrası geliyor, devam ediyor. Resmen yorumlarda konuşuyoruz yani. Arka arkası geliyor yorumun. Asla şey yapmıyorum, es geçmiyorum. Bazen tabii ki görmediğim yorumlar da oluyor. Ama daha sonra kontrol ettiğim zaman bir bakmışım. Bir hafta önce bana yorum yapılmış, onu görmemişim mesela. Atlamışım, nasıl atlamışım bilmiyorum ama atlamışım. Ve ona cevap veriyorum. Hani geç de olsa bir şekilde cevap veriyorum. Bu hafta tabii ki şeye gidiyoruz yine aynı şekilde köpek beslemeye gidiyorum. 50 kiloluk bir mama aldım. Bu sefer mamaları tabii ki göstereceğim ekrana. Çünkü geçen sefer arkadaşlar bazıları yanlış anlamışlar. Arkadaşların bazıları. Şey demişler abi az bir şey yemek koydun köpeklere. Ben o günkü videoda sadece belli bir bölümü yayınladım. Hani her mama koyduğum yere de çekip videoyu uzatmak istemiyorum. O yüzden hani belli bir bölümü gösterdim videolarda. Tabii ki bundan sonra ne kadar mama koyduğumuzu da gösteririz tabii ki hiç sorun değil. Şimdi benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.